Hürriyet TV ekranlarından herkese merhaba sevgili izleyenler. Bolu'da bulunan Gölcük Tabiat Parkı'ndaki yapıların dava süreci devam etmesine rağmen kullanıma açılması Gölcük Platformu üyeleri tarafından tepki gösterildi. Bu konuya dair bir açıklama yapıldı. Bolu Belediye Meclisi'nin ilk toplantısında bu konu gündeme getirildi. Yıllardır süren bir hukuki mücadele var ve aslında Anayasa Mahkemesi'ne kadar uzandı. Bu hukuki süreç sona ermeden de bu yapıların kullanıma açılmasını istemiyorlar. Uzmanlar orada hazırlanan bilirkişi raporunun bu yapıların yapılmaması yönünde olduğunu söylüyor. Bugün konuşacağız. Konuğumuz Gölcük Platformu üyesi Zehra Kulalı Gezici. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi Zehra Hanım, elbette bütün bu sürece hakim olan bir isim olarak en iyi belki de siz anlatabilirsiniz süreci. Dün aslında açıklamayı okuyan da sizdiniz. İsterseniz biraz sürecin başından başlayalım. 7 senedir devam ediyor hukuki süreç. Orada 7 sene öncesinden bu yana neler oldu, neler yaşandı? Yani Gölcük Tabiat Parkı'nın kullanımı 2040 yılına kadar Gölcük Belediyesi'ne verilmiş durumda. Ve 2017'de biz Gölcük Gelişim Planı adı altında Gölcük'ün yapılaşmaya açan, konaklama imkanları sağlayan bir takım işte 25 bungalov ve 19 odalık muhtemelen bu otel olarak kullanılacak idari bina kapsamında Gölcük'ün yapılaşmaya başladığını ve konaklama imkanının sağlanacağına dair ihale süreci başladı. Biz tabii ki o süreçte hem fiili olarak bu süreci hem kamuoyuyla paylaşıp itirazımızı örgütlemeye çalıştık. Bir yanıyla da hukuki süreçleri başlattık. Ve bizler açtığımız davada platform olarak müdahilimizde 2018 yılında biz yürütmeyi durdurma talebiyle dava açtık ve yürütmeyi durdurduk. Tabii ki burada bilirkişi raporu, bilim ve tekniğin görüşü bizim açımızdan da çok önemliydi. Temel referansımız da buydu. Orada diyordu ki bilirkişi heyeti, bu biçimiyle, bu kullanım yoğunluğuyla gölün kapasitesinin bunu kaldırmayacağını, bu yapılaşmanın zamanla toprağı gece aydınlatmasının doğal yaşamı tehdit ettiği ve yoğun kullanımdan kaynaklı göl içi ve yakın çevresinin yakın gelecekte yok edilmesi tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Ve biz mahkemede bilirkişi raporuyla birlikte bu süreci kazandık ve yürütme durduruldu. Daha sonra tabii ki istinafa götürüldü karar. Biz istinaf mahkemesinde de kazandık işin açıkçası. Sonrasında Tarım Orman Bakanlığı tarafından Danıştay'a taşındı dava. Ama biz bu dava sürecini sürerken ve yürütmeyi durdurma kararına rağmen orada ihale edilen, daha doğrusu yapılaşmaya başlanmış oldu. Bungalovlar yapılmaya başladı ve 25 bungalov ve idari bina oldu bittiğiyle mahkeme kararını görmeksizin inşası bitti. Daha sonra biliyorsunuz 2007'de AKP belediye başkanı vardı Bolu'da. Alaaddin Yılmaz'ın döneminde başlamıştı 2017'de süreç ve o dönemde şu an mevcut belediye başkanımız Tanju Özcan da Bolu milletvekiliydi ve bu işin açıkçası bizim yürüttüğümüz, kamuoyunun da yakından takip ettiği bütün süreçlerde biz platformla birlikte Tanju Bey de Gölcük Tabiat Parkı'nın kullanıma açılmasına itirazını kamuoyu önünde paylaşmıştı. Ama süreç gelişti ve ara verildi tabii ki bu yapılaşma bitti ama o haliyle kaldı orası. Kullanıma açılması ile ilgili herhangi bir tasarrufta bulunulmadı. Ama geçtiğimiz dönem Tanju Bey bu kararı yine kamuoyuyla birlikte aslında ortaklaşıyordu. Yani Gölcük'ün talan edilmesine izin vermeyeceğiz falan diye. Ama bu ikinci dönem seçildiğinde 31 Mart sonrası seçilen ve göreve gelen belediye meclisinin İlk toplantı gündeminin biz Gölcük Tabiat Parkı'ndaki bu yapıların kullanıma açılmasıyla ilgili bir yetki istediğini belediye meclisinden encümene devredileceğine dair böyle bir gündemle işin açıkçası konunun yeniden açıldığını gördük. Bunun üzerine biz bu sizinle paylaştığım hukuki süreci, bilirkişi raporunu, bilim ve tekniğin ne söylediğini kamuoyuyla tekrar hatırlattık ve o fiili süreci tekrar bir arada hatırlamak için bir basın açıklaması düzenledik Mimarlar Odamızın başkanlığında. Daha sonra da ikinci toplantının gün itibariyle saat 17.30'da yapılacağını öğrendik ve direkt meclisten belediye encümeninin orayı kiralamaya dair yetki istediğini, meclisin bunu onaylayacağı haberi üzerine
Biz saat 17'de belediye binası önündeydik. Talebimiz netti. Ve biz bu talepte aslında şu anda mevcut Cumhuriyet Halk Partisi'nin yoğunlukta belediye meclis üyesi. O üyelerin de aslında geçtiğimiz süreci birlikte yürüttüğümüz bir dönemdi ve keza Tanju Bey de aynı şekilde. Ve o meclisin, aynı meclisin burada şimdi kullanım açılmakla ilgili yetki istemesi tabii ki anlaşılabilir bir şey değildi. Dolayısıyla biz Gölcük halkındır, halkın kalacak ve talana hayır, talana durdurmak için ve meclisin iradesini en azından etkilemek için oradaydık. Basın açıklamamız sonrasında da basın açıklamasına katılan hem platform üyelerimiz hem Bolu halkı ile birlikte belediye meclisine girdik, toplantıya katıldık. Daha sonra da biz orada platform sözcüğümüzün Erol Perçin arkadaşımızın TÜMOP temsilcimiz orada halimizi arz etti bu işin açıkçası. Aslında kimsenin bilmediği bir şey değildi ve 7 yıldır aslında anlaşılmayan da hiçbir tarafı olmayan. Ancak biz şunu orada da açıkça ve netçe söyledik. Güç ilişkileri değişebilir, dengeler değişebilir ama bilim ve tekniğin doğruları değişmiyor. Orası sonuçta Gölcük için bir tehdit, yok olma tehditini barındırıyorsa elbette ki biz bunun karşısında her zaman olacağız. Meclise de bu suça ortak olmayın dedik. Ve meclis bir sonraki doğrusu komisyonu havale ederek bu kararın onaylanmasına engel olmuş oldu. Dünkü yaşadığımız konu, 17 yılın sonundaki geldiğimiz konu bu şekliyle bir sonraki sürece. Elbette ki bizim şu anda mahkeme sürecimiz devam ediyor. Hala Anayasa Mahkemesi'ndeyiz. Ve önümüzdeki dönem komisyona sevk edilme süreci de dahil olmak üzere biz tüm süreçleri yakından takip ediyoruz. Bolu kamuoyu zaten bu konuda çok hassas. Dün Başkan Bey de buna bir kez daha tanıklık etti. Meclis üyeleri tanıklık etti. Çünkü onlar evet 7 yıl önce bizim platform ve Bolu halkı ile birlikte aslında yan yanaydık. Ama şimdi onlar mecliste çoğunlukla içerideler. Ama rapor değişmedi, mahkeme kararları değişmedi. İşte onlardan istediğimiz şey şuydu. Bilirkişi raporuna rağmen, iki tane mahkeme kararına rağmen Gölcük'ü belki de hiç görmemiş Danıştay üyelerinin verdiği karardan ne farkınız kalacak? Ve Bolu'ya kıymayın, Gölcük'e kıymayın dedik. Durumumuz bu yani şu anda önümüzdeki süreci takip edeceğiz ve dediğim gibi hukuki sürecimiz de devam ediyor. Peki Zehra Hanım, şimdi orada biliyorsunuz görüntüler de aslında gündem oldu. Çünkü Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın eşi de aslında bu durumu protesto eden isimler arasındaydı. Platformunda üyesi yanılmıyorsam. Şimdi orada belediye meclisinde aslında işte atılan sloganlar, karşılıklı diyaloglar da yaşandığını biz videolarda gördük. O yüzden şunu soracağım. Şimdi dediniz ki hem belediye meclis üyeleri hem de Sayın Tanju Özcan bu 7 yıllık süreçte daha önce bu konuya dair bizim yanımızda duran ve bizim gibi düşünen bir isimdi. Dolayısıyla o diyalogların ardından kendileri bu karar değişikliğini bir biçimde gerekçelendirdiler mi? Ya da bu kararı neden aldıklarına dair size bir açıklama yaptılar mı? Ve önümüzdeki süreçte de belediye meclisinde yeniden bu konu gündeme gelecek mi? Yoksa bu protestonun ardından engellendi mi? Yani biz aslında bu gündemin tamamen gündemden kaldırılmasını talep etmiştik. Ama maalesef dün itibariyle sadece komisyona havale edilip ertelenen ve müzakere edilecek bir süreç olarak değerlendirildi. Hı hı. Yani Tanju Bey'in gerekçelendirme kararı şu. Yani orada zaten yapılar var. Zaten hani ciddi bir maliyeti var. Bu şu anda boş duruyor ve işte Bolu Spor'un yararına oranın kullanılması istediğini, oraya bir Bolu Spor'a gelir getireceğini söyledi. Biz zaten burada amasız ve fakatsız diyoruz. Ve biz şunu istiyoruz. Zaten orada evet bir maliyet varsa siz yaratılan kamu zararının hesabını soracaksınız. Çünkü orada biz yürütmeyi durdurma kararımıza rağmen oldu bittiyle yapılmış bir şeyin, hani çukura düşmüşüz daha fazla çukura kazınca. Biz orada, yani evet Bolu Spor da Bolu'nun bir değeridir ama Gölcük de çok kıymetli bir değeridir. Birini birine feda ettirmeyeceğiz ve biz Gölcük'ün dediğimiz gibi yok olmasına, bir Uzungöl, bir Ayder gibi ki dediğim gibi hani yapılaşmasının artmasına gerek yok. Bilir kişinin raporu şu biçimiyle, yani bu proje bu kapsamda kalsa dahi yaşamı, doğayı tehdit ettiğini söylüyor. Yani biz de bunu ısrarla
biz oradaki yapının gerekirse çürüsün. Çünkü hani bize söylediği şey orası çürüsün mü ya da diyor ki milli parkların onayı olmadan ben oradan çivi bile çakamıyorum, çivi bile sökemiyorum. Yani sökemiyoruz. Bizim talebimiz açık ve net. Bir, mahkemenin durdurma kararına rağmen orayı ya da mahkeme süreci devam ederken oldu bittiyle yapılmışsa eğer bu zararı yaratan geçmiş dönemin yöneticilerinden bunun hesabı sorulmalı. Biz bunu talep ediyoruz zaten. Dolayısıyla şimdi daha orası oldu bittiğiyle yapılmış. Daha siz ilk meclis toplantınızda ki Başkan Bey şunu biliyor zaten. Hani Bolu halkının dediğim gibi o süreçte biz bir aradaydık. Bolu halkının Gölcük hassasiyetini biliyordu. Ve bunun meclis gündemine koyarken ve dava sürecinin devam ettiğini bilirken ve Gölcük platformuyla kendisinin de o dönemdeki siz de söylediğiniz sonuçta Bolu halkı sadece platform değildi. Yani platform bu işin yürütücüsüydü. Bolu halkıydı aslında bu talebin sahibi. Bunu bilirken hiçbir şekilde bizlerle müzakere etmeden böyle bir yapının varlığından haberi var. Bununla müzakere etmeden gündeme alması da problemli bir tavır olarak görüyoruz. Kendisine bunu da ilettik. O bize sistem etti. Benimle görüşmediniz ama görüşülecek bir şey yoktu. Gündem maddesi netti. Biz okuduğumuzu anlayabiliyoruz. Biz kendisine yazılı bir açıklama yaptık. Dolayısıyla dün kendisine de dedik ki yani bu kenti bir arada yöneteceksek buradaki hassasiyeti oluşmuş demokratik kitle örgütleriyle, sendikalarla müzakere etmeden gündemleştiremezsiniz. Biz de buna müsaade etmeyeceğimizi eğer kamu yararı olmayan bir mesele ise yani evet geçmişte yan yana durabiliriz ama karar alıcılar değişebilir. Bizim dediğimiz gibi bilimin ve tekniğin doğruları ortada, onlar değişmedi. Talebimiz ortada. Dolayısıyla bizim için fark etmiyor. Dün de yine karar alıcıların karşısındaydık. Bizim açımızdan asıl olan Gölcük'tü. Başkanın da zaten hani ille de sen sloganıyla şeydi seçim süreci yürütmüştü. Biz de dün ille de Gölcük, ille de memleket dedik yani. Peki. Zehra Hanım çok teşekkür ediyorum aktardığınız bilgiler için. Gündeme aldığınız için biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri, konuğumuz Gölcük Platformu üyesi Zehra Kulalı Gezici. Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan yapıların kullanıma açılmasını dün Gölcük Platformu protesto etmişti. Hatta o görüntüler çokça gündem oldu. Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan'ı eşi de protesto etti. Gölcük Platformu üyeleri arasında eşi de bulunuyor ve orada o yapıların zaten kanunsuz bir biçimde yapıldığını ve kullanıma açılmaması gerektiğini söylüyorlar. Sizler için aktardık. Şimdilik noktalayalım. Yeniden görüşmek üzere.